Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bence şu Kayseri'deki isyanı bastırmak için oraya doğru bir ilerleyelim. Şimdi çocuklarımız, hayvan gibi çocuğumuz var. Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Hepsi kız amına koyayım. İlişkimiz eksi bir. Bir bebekle benim ilişkim nasıl eksi bir olabilir ya? İnanılmaz değil mi? Tamam, Meryem'in ismini değiştiriyoruz abi. Belli oldu. Meryem'in ismini değiştiriyoruz babacığım. Bunun ismi artık yeter. Hatta şöyle şeyin yeteri. Bizim TFF başkanı yeter. Tamam. Yeter yaptık. Hanımımız hamile mi peki tekrar? Onu başarmış mıydık? Değil ona koyayım. Hanımı hemen hamile bırakmak lazım. Hanım yanımda mı? Hanım yanımda da değil. 195 kişilik Legendary ordumuzla bir erkek çocuğu daha yapmaya gidiyorduk. Antiyoka, Antiyoka, Antiyoka. Önce hanımı hamile bırakmamız lazım. Eğer artık bu sefer de erkek doğurmazsa kesin öldürüyoruz. Abi rüyamda seni gördüm. İftar masasında bana rakı getirdin diye kredi kartını masaya vuruyordun. Niye oğlum kredi kartını masaya vurayım? Bu nasıl bir rüya ayrıca? Senin rüyana sokayım sevgili kardeşim. Şimdi hanımım nerede? Hanımımı getirin. Bir oda kiralayalım. Yeter artık. Hadi hanım bak, seni o kadar saldım. Artık yeter. Hay anasını arkadaş ya. Hadi yavrum, başarabiliriz. Hadi yavrum artık. Hadi artık. Ay ay. Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam, gerekeni yaptık arkadaşlar. Gereken yapıldı. Sadakat düştü. Yine şey başladı bak, görüyor musun? Numana, numana. İnşaatlarımı durdurmak istemiyorum ama ya. Bu bitiyordu, az kalmıştı ya. Aman. Vallahi sokacağım. Neyse. Bant yayın falan değil oğlum. Ne bantı lan? Canlıdayız babacığım. KFC ve Burger neden yastaymış lan? Onlar niye yasa girmiş? Onlara ne olmuş? İlgazi'nin ordusu denizden gidiyor. Bu sıcakta çocuk bile olmaz. Vallahi katılıyorum. Kafamın yanından sinek geçti ya. Ayıp. Ayıp değil mi lan, gel buraya. Forgive me what. Ne diyorsun oğlum sen, gel la buraya. Seri başından beri yoldaş limitini de doldurmadın kral. Evet, yoldaş bulmak da zor. Çok fazla şehir olduğu için yoldaş bulmakta kanser ediyor adamı. Oğuz Arpçım, hoş geldin karşım. Welcome to the jungle bebeğim. La numa numana. Evet, yine Twitch'i bozdum. Yine OBS'i bozdum. Ağzına sıçtım. Çok güzel. Her şeyi her zaman bozmayı başaran muazzam bir insan olduğumu bir kez daha kanıtladım. O zaman birazcık kelle alalım. Oğlum okçularımıza bak, okçularımıza. Aman ha. Yamına, yamına. Oğlum işte bunu seviyorum ya. İşte bunu seviyorum ya. Oğlum bak ya. Gel bakalım emmi oğlum. Kaçıyor musunuz savaştan? Bu şey değil mi lan? Lordum Trak. Lordum Trak. Nerede Trak? Orada bırak. Var mı lan başka enemi? Hadi çocuklar, hadi. Alicin değildi ki senin hatun. Alicin değil lan, Ayşe miydi neydi karının adı? İnşaatları iptal et, orada pasif sadakati al. Kanka bir tanesi bitmek üzereydi ya. Nasıl olacak bilmiyorum ya. Bakacağız o iş. Şunlara çök 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 çök. Metcucum 20 ay olmuş kardeşim benim, hoş geldin. Uncharted gecesi yapmadık mı ya? Oğlum Uncharted'ı da ya bitirdim ama kaç kere ya. Kaç kişi var lan burada? Vah. Burada kendimizi kıyılatmaya gerek var mı arkadaşlar? Bence yok. Hemen inceden bir ordu topluyordum o vakit babacım. Gel gel gel.
Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Alright. Şu ordularımıza doğru inceden bir yürüyüşe çıkalım. Ordular, şelale. Ordularımıza doğru ilerliyoruz. Bize gelin ordular, bize gelin ordular. Beni Tripoli'ye sokturtmayın lan. Uzun düzgün görüşürüz kardeşim. Gel babana oğlum. Gel babana evladım. Gel babana çocuk. Şuralara sokam da adam alsın azıcık. Kanka yeteneğim gelişti. Bir de silah güzel. Yani modla gelen bir silah. O yüzden o kadar hızlı savunuyorum. E bir de tabii dövüşmemiz de artık şey oldu. Kösem Sultan'a bak. Asker alıyor üçer beşer. Aylin gel kız. Çakal. Kayseri'ye kuşatması artık başlayacak. Bizim olanı bizden kimse alamaz dostum. Ya sikim yine buranın şeyi yok ya. Tahmin edeceğiz. Buradadır. Buradadır. Şurada bir yerde olması lazım. Edemiyorum. Aha buldum. Dur. Bu değil, bu değil. Yanlış yaptık. Tamam, diğeri de şurada bir yerde olması lazım. Evet. Allah'ım tahmin ederek şey yapıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, inceden Kike bir destek atın arkadaşlar, oradan izleyin. Ta katı tukata. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3-5 tane trabüşemiz olsa yetecek. Gelin oğlum, katılın oraya. Aferin çocuğum. Oğlum şunu al, içeri al. Öleceğiz lan. Öleceğiz oğlum. Burası Kayseri değil kanka. Burası Kayseri ya. Kayserilerin göçtüğü yer falan. Ne alaka var. Kuvayet el davla. Kuvayet el davla. Buglara fısıldayan adamız oğlum. Artık hiçbir bug bizi durduramaz. Mesela çoğu oyuncu bu ne la sikerim deyip çıkar. Ama biz buluyoruz. Hop buradayım, hop buradayım babacığım. Kuşatmalar bizim olacak. Hemen. Abi trabüşe nerede çıktı? Bak 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 bak. Bak 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 bak, trabüşe nerede çıktı? İşte bir uçan trabüşe. Ünlü savaşçı Selçuk'un trabüşelerinin uçtuğu artık bir rivayet değil, bir gerçek. Benim neden trabüşelerim uçuyor ya? Trabüşelerim neden uçuyor ya? Hayır bunu istemiyorum, bunu yanlışlıkla yaptım. Şurada bir yer. Şurada bir yer. Şurada bir yer. Uçan trabüşenin oradan şurada şöyle mi tıklamıştık bir dakika? Acıkun yaklaşalım. Ya kardeş neden ya? Neden bunlarla sınanıyorum ben ya? Ha. Okay, let's go. Uçan trabüşe. Uçan trabüşe. Hainleri bir bir indirmeye devam ediyordu. Attığını vuran uçan trabüşelerle kalenin fethi gitgide yaklaşıyor. Gemileri karadan yürüten trabüşeyi uçaran torunu. Daha oğlum biz onların büyük dedesiyiz lan. Trabüşeye bak, kırılmadı bir de, bak kırılmıyor bir de. Uçan trabüşe. Kırılmayan uçan trabüşe. Oha nüfusun bitmiş, kapıyı kırın da girek kardeş. Hani benim mancınım kırılmıştı? Mancınım da kırılmıyor. Bug'da kaldı. Uçtuğu için bug'da kaldı. Çok mutluyum. Çok mutluyum. I am very happy right now. Right now. Şu kapıyı kırar mısınız kardeş? Şu kapıları kırar mısınız kardeş? Eyvallah. Eyvallah da şunu bir indirin de açın yolumuzu. Ay senin açacağın yola sokam. Tamam tek kapıdan girek ya. Onlar da kuramaz zaten. Kanka modlar uyumlu değil demek ki Mehmetçim. Uçan trabüşelerle bir kez daha düşman hattının ilerlerine doğru ilerliyor. Lord'un Lady'nin doluyla evlen diye bir kupa var. Bir türlü alamadım. Aa. Kanka o kupa işi bende hiç yok ya. Ben oyunlarda hiç onu kasan bir insan değilim. Dolayısıyla Bannerlord'da da hani hiç kasmadım. Ama mesela modlu oynasak bile o başarımları açma muhabbeti varmış. Yani kanka şey yapacaksın. Dul bir kadını bulacaksın.
Onu baştan çıkaracaksın, etkileyeceksin falan. Evlenmeye çalışacaksın. Zor bir şey yani. Karının kocasını öldürdüğün için bayağı zor bir challenge bence senin için. Şimdi bunlara bir hemen kalkan duvarı verelim. Reisler girsin. Okçuluk skilllerimi yeniden tüm Kalrada'ya gösterme vaktim geldi. Fitiu. Bu bayağı uzaktaymış lan. Yakında duruyor ama yani pek de yakında değilmiş. Üf ne vurdum lan. Ne ragdolladım lan. Aç ağzını Niyazi. Aç ağzını. Ölsene be adam. Ta takı tumata. Geber köpek. Aha biri bana vurdu. Geber köpek. Atak. Endişe kökü. Hemen atımızdan. Oyunun gösterge çubuğunun az üstüne hizalayabilirsen çok sevinirim. Ya kanka arkadan görünüyor ya. Şimdi uğraştırma beni amok. Ben onu yaparken bir sürü şeyi bozarım şimdi. O toplara girmeyelim babacım. Die you bastard. Aşağı düştü köpek. Bu arada bayılırsan ölersin modumuz aktif arkadaşlar. Yani savaşta kafamıza gelecek. Unnecessary bir ok bizim sonumuzu getirebilir. Sonumuzu getirirse sıçtık zaten. Çocuklarımızın arasında bir erkek tohumumuz da yok. Soyumuz kuruyabilir. Soyun batsın diyebilirsiniz. Ben bunu niye vuramıyorum lan? Adam beni düzenli bir şekilde vuruyor kardeş. Biz adamı vuramıyoruz babba. Ağzına soktum ağzına. Ulululu ağzımla yaptım. Şöyle bir ok. Of ne vurdum lan. Al köpek. Artık ağzının yerini biliyorum hain kostok. Gebereceksin. Seni hain köpek. Oha. 72 tane soylu yayından okuyor. Ölmüyor. Mübah mı bu kardeşim? Bu nedir böyle? Beni mi vuracaksın lan? Bedevi vurdu da. Ağzının ortasına çaktım ama. Bak ya çakala bak ya. Hareketlere bak ya. Gelişine bir yakalar mısın şunu? Gelişine bir kafa. Bak 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 bak. Bak 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 o benim gelişim attı şerefsiz. Hain Kostoğ'un torunu. Oklarım bitti. Ben erkek çocuğu Muş'ta yaptım bir arada ne? Kanka Muş'un havası suyu güzel diyorsun yani. Oradan olur diyorsun. Buradan girer miyiz lan? Çekilin lan. Bak bak. Kendi ordundaki askerleri. Çekilin lan. Çekilin lan git hadi. Yet ete. Böyle böyle açacağım yolum. Kesin bu aradan benim ağzıma ağzıma o katarlar ölürüz ya biz. Hiç o toplara girmeyelim de. Bence sağdaki soldaki okları da toplayabilirim ya. Ulan eskiden Warband'da şu oklar alınıyordu ya. Warband ne üst teknolojiymiş. Kardeşim ya. Biz yanlış yerdeyiz ya. Biz yanlış yerdeyiz. Şu. 21 tane ok severim ver kardeş. Hain köpek. Hain it. Die you bastard. Şunun arasından bana mı sıkıyordu lan o? Burada biri mi var? Yoo. Sorry Gazi. Sorry Gazi. Olur böyle şeyler. Savaştayız kardeş. Oklarımla yeniden yargı dağıtmaya devam ediyor. Bu arada bir şey mi var lan? Yok. Ağzının yerini biliyorum hain kostok. Ah.
Herifin burun deliğini yaladı. Şurada bir tane piç var. Okçularımıza yukarıdan, askerlerimize yukarıdan şekil şükür yapıyor. Bak ya. Aç ulan ağzını köpek. Son iki okum. Die you bastard. Senin gözler dumanını görüyor. Son adamı da bu şekilde indirmeyi başardım. BSS alırım. Yay var mı lan, ok var mı? Doldur senior derim. Hain köpek. Ay. 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 Güzel, açtık. Kanka neyi oynamak istiyorsan, neyi seviyorsan ona ekleneceksin. Ölülere bak, ölülere. Kalenin dört bir yanı hainlerin leşleriyle doluydu. Yalancı yarim, kardeşim benim 26 ay olmuş, hoş geldin. Welcome to the jungle. Let's fight. Hadi oğlum, devam edelim babacığım, devam edelim. Bekleme yapmayalım. Burada da hain köpeği nereden bulacağız ya? Kesin burada birileri var. Oha, yukarıdan kan aktı amına koyayım. Ananı sikiyim, ananı sikiyim. Oh shit. Git la git. Git la git. Şurada var ya, şunlara ölsem. Yemin ediyorum kendimi affetmezdim ya. Şu dar alanda böyle stacklanıyor ya, böyle arada yaşanıyor böyle şeyler. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Bir şey olmuyormuş aslında. Victory is glory. Selçuk bir kez daha zaferlerinden zafer kazanmayı başarmıştı. An itibariyle Orta Doğu'nun tek hakimi Selçuklulardı. Artık benim köpeğimsin İsa Musa herkesi kutsa. Şundan ver. Evet. İtemlere de çok çok çok. Talan babacım, talan. Talan. Şehrin nimetlerinden yararlanma vakti gelmedi mi ya? Ordumuz bunu hak etti. Kayınlar vermişim. Ordumuz bunu hak etti. Askerlerin bunu hak etti. Şehrin nimetlerinden yararlanma vaktimiz. Eyvallah keke. Şimdi okçuluğumuz bir tık daha gelişmiş. Yönetilen garnizona menzilli asker alma maliyeti. Savaş başlangıç moraline çok ihtiyacımız yok gibi ya. Tecrübe daha iyi gibi. Gibi gibi gibi. Cerrah Dobrin. Cerrah Dobrin. Birlik morali 70'in üstünde olduğunda, birlik moralimiz bizim her zaman 70'in üstünde baba. Devam et. Ah, onun yeni skill'leri varmış, vermedik.
Cerrah Dobrindt. Seni hekimlikte ve direkt hekimliğin odak puanında geliştiriyorum evlat. Ordular dağılabilirsiniz. İkinci bir emre kadar Kaysera bizimdir. Kaysera. Gemi nasıl gitti şuradan bızıt diye. Artık bir erkek çocuğunun olma ümidiyle atıyla Antioch'a doğru ilerliyor. Antioch'ta da bir inşaat yapsam aslında kentin şeyini düzeltecektim ya. Sadakatini. Bu artar mı böyle ki ya? 0.03 ne babacım ya? Bir tane böyle sadakat veren bir şey açsak böyle bir diplomaside yok mu öyle bir muhabbet? Nüfusumuz da çok az ki ya o. Politika. Ne açabiliriz? Erzak üretimi. Sadakat azalır. Sadakatin yükseleceği bir şey yaptırsak. Savaş vergisi. Para biriminin düşürülmesi. Halk kürsüsü. Kardeş bunu yapak ya. Eyvallah, eyvallah. Bunu yaptım. Bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Halk kürsüsünü alalım. Son nüfusumu ona kullandım. Çünkü neden? Çünkü bizim ihtiyacımız var arkadaşlar. İhtiyacımız var. Kayseri'nin yeni sahibi. Ben istemiyorum ya. Kime veriyorsanız verin kardeşim. Bizim Kayseri'yle falan işimiz yok babacım. Dükkanlarım ne oldu lan benim? Atölyelerine bak. Şaka gibi amına koyayım. İki tane atölyemiz var. Bokum gibi. Aa niye durduruldu bu? Kardeş normal marketten de ham madde alabilirsin ya. Atölye 2 gündür çünkü üretim karlı değil. Ha, üretim karlı değilse çalışmayı durduruyormuş. Allah'ım saçmalığa bakar mısın ya? Rezillik. Rezillik. Çok sıcak ya. Şey mi? Borçların affı mı? Ona da bakarız babacığım. Ona da bakarız. Bu ne istiyor ya? Çalıntı mallar satın alamam kardeş. Siktir git. Sadakat evet artı bir artı bir artıyor artık. Artı bir artsa şunun çünkü bir şey kalmadı ya kent yönetimine bakayım. Panayır alanlarının %29'uymuş bitişi ya aman. 2 sene bu devam edecek ya bizi var ya yoracak bu ya. Tamam mı? Biraz bekleyelim bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. 4-4 tamam 4-4 iyi. 4-4 iyi. 4-4 artsın. Ve 10 gün beklesek 40 artacak. Bence iyi iyi. Nice. Abartmaya gerek yok. Allah'ım şu var ya bari. Şu var ya hava temizleyici diye bok var ya böyle yani dumanı çekiyor falan filan. O biraz üflüyor da böyle klima gibi Allah razı olsun ya. Onu şöyle biraz kendime çevirsem acaba yatırsam falan mı acaba? Bana doğru üflesi şöyle. Oh, o da beyaz almışım sapsarı olmuş Allah belasını. Erasancım hoş geldin. Let's go. Warband olsaydı şimdi eğlence tertip eder halkın refahını arttırdık. Aynen ya. Bir böyle turnuva tertip ederdik. Bir yemek böyle verirdik orada bir şey toplardık. Bütün böyle lordlarımızı yanımıza toplardık falan filan. Akardık ortamlara. Her yer bizim babacım her yer. El Medine'yi mi alsak acaba? Ben ne yapacağım şimdi? Bir şey de yapamıyorum ki öyle kaldık. O zaman gidelim Antioch'ta bekleyek ya. Şuraya bir bakalım. Siste durumlar ne? Kardeşim paranız var mı? Depo. Depo ne istiyor? Kil istiyor. Kil burada hayvan gibi var ya. Kentin parası var mı? Var. İnşaatlar devam ediyor mu? Ediyor. Gayet. Siste işler yolunda babacığım. Ankara'ya gidelim. Ankara'ya. Bulgurcuğum hoş geldin. Nerelerdesin yahu? Nerelerdesin yahu? İnceden Kik'e böyle bir destek atın arkadaşlar. Kik'ten böyle izlerseniz sevinirim. Ay ay ay. Ankara. 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 Gir babacığım. Nice. Şuradan bir askerlerimize kıyak yapalım. Ankara'ya gelmişken. Cebeci'ye gitmeden olmaz.
Ticarette var mı alacağımız, satacağımız bir şey yok burada. Burada bizim dükkanımız var mı? Var. Tahılı da var, var. Peki buradaki dükkanımız neden çalışmıyor? Kenti yönet. Para var mı? Para da var. Al bir 10K daha vereyim. Devam babacım, devam. Ankara'da gelişime devam. Ankara'da gelişim tam gaz. Sadakat zaten buranın 74 babacım. Gayet iyi. Her yerden canlı yayın. Her yerdeyiz Bulgurcuğum. Her masadayız biz ya. Biz boş adam mıyız ya? Şeye bak, Tuz Gölü'ne bak. Hiç benzemiyor. 500-600 kişiyle giriyorum şehre. Sıfır kayıpla çıkıyorum. Taktiğin artısı bu. F1 F3 yapmıyorum. Ya kanka o evi kasabilirsin ya. Ben çok kasmıyorum. Zaten askerlerin bir süre sonra en üst seviye olunca hayvan gibi öldürüyorlar. Hiçbir şeye ihtiyacın kalmıyor yani. Ankara, Ankara. Let's go to Ankara. Antiyok. Selamünaleyküm. Ne durumdasınız? Arttı mı sadakat? Güzel. Sadakat güzel artıyor burada. Niye artı 2'ye düştü abi? Halk kürsüsü 1. Eksiği nereden yiyoruz? Ulan biraz önce 4 değil miydi ya? Kent yönet. Aylin yönetiyor. Festivallerden niye yemiyor ya? Artı 3 yiyor. Sadakat yönelimden de giriyor. Artı 2 artıyor ya. Çok ilginç. Eyvallah kardeşim benim. Oyunun refah sistemi çok dengesiz. Kenti ele geçiriyorum. Her şey maxlanmış. Refah 1100. Ya evet, onları hala doğru düzgün yapamadılar. Oğlan olmadı Erosak. Bir daha hamile bıraktım. Bir kez daha deniyoruz kanka şansımızı da. Bakalım ne olacak, gerçekten merak ediyorum. Kaç buranın sadakat? Hala 2.21 mi ya? Vallahi hala 2.21. Neyse 2-2 artsın. Ya en azından Warband'daki olan mekanikleri şu oyuna koy baba ya. Ya Tailverse, sevgili Tailverse yani. Çok mu zor anlamadım ki. O zaman böyle yazdığınız kodu yanlışlıkla böyle bir tane kasaya koyup kasanın anahtarını da denize mi fırlattınız? Göl başına mı fırlattınız? Ne yaptınız? Anlamadım ki ya. Yani oyunun var olan eski mekaniklerini getireceğim baba, buraya koyacaksın ya. Çok zor bir şey değil bu ya. Oğlum sadakatten niye bu kadar çok yiyoruz biz ya? Allah Allah, eksi. 1.96'ya düştü falan. Sebastian klanı yok oldu. Kanka orada şey de çok önemli. Yani garnizonunu çok aşırı kalabalık yapmayacaksın. Aşırı kalabalık yapmayınca da sen oraya yetişene kadar ağzına sıçıyor. Şey videosu yapacağım bu arada arkadaşlar. Beklediğim modlar, gelecek büyük modlar. Kanka bizim sitemiz turkishplayer.com çalışmıyor şu anda. Server'ı mörver'ı değiştirdik. O bir süre daha çalışmayacak. Siteyi de açmayı da çok düşünmüyorum ya. Açınca ne oluyor ki? Hiçbir şey olmuyor. Günlük hala zarar ediyorum ya. 3 tane şehrim var. 3 tane şehrim var. 2 tane dükkanım var abi. Dükkanlardan para mara kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Dükkan işini unutun. Ben size söyleyeyim yani. Dükkan işi bok iş abi bak. Çalışıyor. Neyi çalışıyor abi? Bira mira üretmiyor bu ya. Hiçbir şey olmuyor ya. Anlamadım ya. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Ekonomisini bir oturtturamadılar oyunun bence de ya. 50 oldu buranın. Kaça kadar bekleyeyim? 60'a kadar mı beklesek? Ya demirciden de işte kascan bir süre sonra aynı bokun laciverdi, sürekli aynı şey. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Yani şey vardı, Warband'da meta mod vardı, köyleri de geliştiriyordun, köylere de bir şeyler yapıyordun falan filan. Bunda o da yok. Ya tüm mesela şehrin herkese bira mira ısmarlayamıyor muyuz, öyle bir şey yok mu ya? Askerlerime kıyak yapayım bari. Gelmişken. Çok kötü ya. Ah sekte. Hep aynı denene. Yani oyunda senin bir şehir sahibi olman, bir toprak sahibi olman, savunmak dışında bir sike yaramıyor abi. Yani bunun sistematik olarak düzenlenmesi lazım. Yani
Özellikle senin bir kral olduğunda mesela oyunun komple bence değişmesi lazım. Kral olduğun zaman lordlarına emirler verebilmen lazım. Sen şuraya git, sen buraya gel. Toplantılar yapman lazım. Ne bileyim yani biraz daha oyunun roleplay öğelerini arttırmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Nüfus da alamıyor zamana koyayım. Nüfus da yalan oldu. Gerçi şimdi bunu onaylattım ya. Bunu onaylattıktan sonra herhalde şey olmaz. Panayır alanlarına devam et diyelim. Devam etsin bakalım kaç günde bitecekmiş. 18 günde biter diyor. Panayır alanlarını bitirebilirsek 18 günde daha da rahatlayacağız. Öyle de satıyor böyle. Ya daha interaktif olmalı ya. Oradaki sığınak bug'lı kanka ya. Ona daldı mı çıkamıyorsun. Yoksa dalardım yani. O 50 kere dalardım da maalesef ona girdi mi çıkamıyorsun ya. O bir kara büyü sığınağı gibi bir şey. Şimdi bak savaş açtıracağız. Savaş da açtıramıyoruz millete. Kimseyle savaşa da giremiyoruz. Etraftaki herkesi kestik. Şu an oyun bizi böyle bir şeye soktu. Bakar mısın bir de bak sadakat kaybediyorum 1.70-1.70. Şaka gibi yani. O kadar politika onaylattık. Yok yani sadakat yönelimde olmadığımız sürece sadakat kaybediyoruz. Yok ya yine satar ya. Yarın Bannerlord 3 çıksın yine full çeker. Şehir alıyorsun. Hiçbir alakası olmayan adamla oynuyor vesaire. Ya abi bak şehir aldığında şehrin mesela tamam mı sorunları olmalı. O sorunları çözmelisin. Oradan yeni görevler gelmeli. Oradaki işte içerideki mesela şehrin ileri gelenleriyle senin yanına düzenli bir şekilde gelmesi lazım falan filan. Böyle böyle şeyler olmasa. Siste benim param mı var la? Şurada bir şey çıktı. Ne dedi burada? Bakiyemiz 30 bin olmuş. Benim Sis Bankası'nda param mı var ya? Biz öyle bir para bıraktım ben hatırlamıyorum. Siste faizde paramız kalmış. Enflasyondan katlamışız. Kanka oraya evet bulmak lazım da yok işte. Param var mı la? Aa vallahi 30k param varmış. Neyse dursun bakalım ne kadar artacak. Faiz lobisi iş başında babacığım. Çok sıcak amına koyayım ya. Tamam 30k dursun orada. Kanka bu şehrin medeniyeti Greco-Roman amına koyayım. Şimdi sizlerle beraber bir tane Greco-Roman adam bulmaya çalışalım. Canlı olması önemli. Greco-Roman olması önemli. Gezgin olması önemli. Gezginlerden Telia. Wroclaw kim bilir nereden amına koyayım. Tepelerden Sandisval. Abi gemimiz de var ya. Gidip bulsak mı acaba şu? Şu gezgin Telia'yı alsam bence kurtuluruz ya. Nerede lan bu Wroclaw? Wroclaw şurası. Biniyorum gemiye gidiyorum ben ya. Ben gidiyorum ya. Yürü lan. Gidelim alalım ya. Karadeniz'e çıkış yapacağız. Buradan çıkamıyoruz mu? Ferry Point'ten çıkamıyor muyum? Yoksa benim gemilerim gerçekten öbür tarafta falan mı kaldı ya? Öyle bir muhabbet mi vardı? Nereden çıkacağız amına koyayım? Abi burası da kale ya. Şu Kayseri'den çıkarız herhalde. Binelim gemiye gidelim baba. O kadar gemi aldık anasını satayım. Wroclaw'dan buluruz bence o herif. Go to the port. Abi inanamıyorum. Benim gemilerim şurada falan kaldı. Biz nereden yapmıştık çıkartmayı? Şuradan yapmıştık abi. Landing area. Benim gemilerim burada kaldı ya. İnanılmaz. Gidelim de gemileri alalım bari. Lanet olsun ya. Aha. Asena 2 yaşına basmış. Asena güç ve dayanıklılık konusunda ilerliyorsun yavrum. Fatima ordu kuldu. Sultanate of Rum bize neyin savaşını açıyor ya? Onların toprağı var mı da bize savaş açıyorlar? Bunlar bize neyin savaşını açıyor kardeş? Bunların toprağı neresi ya?
Ha Medine'ye çökmüş bunlar. Tamam bizimkiler alırlar Medine'yi. Ben uğraşamam. Ben gidiyorum. Adana'da bulanınca İzmir'e serinlemeye gidiyor. Adana'da bulanıp İzmir'e serinlemeye gitmek nedir ya? Biz Ankara'da ben bunu yaşıyorsam şu an zaten diğer memleketleri düşünemiyorum ya. Of. Eyvallah Turancım hoş geldin kardeşim. Fatma ordu kurdu. Fatima, Fatima. Abi gel birlikte Antalya'ya gidelim. Yok oğlum. Antalya'yı ben pek sevmiyorum ya. Antalya, Alanya pek sevmiyorum. Ama geçen bak 2 ay önce falan Alanya'da, Antalya'da bir yere gittik. Güzeldi. Kardeş set sail yapacağım biliyor musunuz mu ya? Nasıl yapacağız bu işi? Hah. Gemimizi aldık. Wroclaw'a doğru gidiyoruz. Karadeniz'in kuzeyi değil mi? Anasının 2 aymış oğlum burası ya. Şuraya kadar gideyim o zaman ya. Nasıl gideceğiz oraya acaba? Kardeş bu yürüyerek gidiyor ya. Neyse dur şuraya çıktığımızı alalım o zaman. Çıkışımızı. Şuraya çıkalım yürüyelim ne yapalım ya. Ben başka Konstantinopol'e çıkalım. Oradan gidelim. Bu arada yine sivrisineklerin saldırısı altındayım arkadaşlar. Hain bir saldırı. Allah'ım artık yeter. Artık yeter 7948 tane kız çocuğundan sonra. Artık bu erkek çocuğu olsun ya. Ya ne olursun ya. Bir kadın bu kadar kız çocuğu doğuramaz ya. Ya böyle bir şey mümkün değil ya. Ya mümkün de bile mümkün değil ya. Lütfen ya. Lütfen Allah'ım lütfen sana yalvarıyorum. Aha. Oğlum bu kesin erkek ismi. Son çocuğun adını Yitir koydum. Lord oğlum oldu. Oğlum oldu. Oğlum oldu. Oğlum Yeter ismini koymamız işe yaradı be. Sonunda oğlumuz oldu ya. Çocuğumuzun adını ne koyalım? Junior Selçuk. Tadiç mi? Junior Selçuk. An itibariyle evladımız artık dünyaya gelmişti. Bizim de bir oğlumuz vardı. Sonunda Çinko. Birinci Çinko, ikinci Çinko. Kardeş teşekkür ediyorum. Şuradan çıkalım hemen. Wroclaw'a doğru ilerliyorum. Avrupa'nın el değmemiş topraklarında geziyoruz ya. Barbarların arasındayız ya. Bunlar hala yerlere sıçıyorlar değil mi bu devirde? Erkek oldu diye Wroclaw'da bir orduyu karaya götüreceğim. Gerçek olduğunu olsa bu kadar sevinirdik başkanım. Ya çocuk yapma fikrinden uzaktım. Kaç gündür de böyle hastane işleri daha doğrusu bir aydır bir buçuk aydır da hastane işleri git gel falan. Maalesef iyice soğudum yani çocuk yapma fikrinden. Hele özellikle LÖSEV hastanesi yani inanılmaz LÖSEV. Herhalde şu anda Türkiye'deki en iyi kurumlardan biri abi derneklerden biri. Aklımda da var bir şeyler onlara bir şeyler de yapmak istiyorum. İnanılmaz Losanta diye bir hastaneleri var Ankara'da. İnanılmaz yani inanılmaz gerçekten. Çalışanlarından, hastanenin temizliğinden, her şeyine kadar. Oradaki çocuklar mesela, oradaki lösemeli çocukların iyileşme oranı 97.6 mıymış? Öyle bir şey bir şeydi. Yani onları da görünce iyice bir çocuk yapma fikrinden acayip şey oldum. Anne iyi şu anda. İşte anne iyi bakalım. İnşallah daha da iyi olacak. Hastane sürecini atlattık. Artık ilaç süreci başladı. Gir oğlum. Şimdi herifi burada bulamayacağım değil mi ya? Kesin bulamayacağım ya. Allah'ım burada. Sana şükürler olsun. Gel la kız. Allah cezanı versin ya. Sen bizi mahvettin ya. Sen beni yaktın. Beni yaktın. Beni. Geç Antiyok'un başına Aydın. Çekil. Gezgin Telya geç. Tamam. Valinin medeniyetinden burası artık sadakat alır herhalde öküz gibi. Evet 36'lara düşmüş zaten. Tamam çözdük babacığım çözdük. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan gemiye binebiliyor muyum mesela? Buradan gemiye binsem nereden çıkacağız ki kardeş?
Anasını nikahından çıkarız. Ne manası var oradan gemiye binmenin? Hiçbir manası yok. Tamam. O zaman Konstantinopol'e geri ilerleyelim. Oh ya, oğlum oldu. Bir tane şey yanıma aldım. Grekoroman buldum falan. Oha, birliğim açlıktan mı kıvranıyor? Nasıl olur lan böyle bir şey? Oğlum insanlar ölüyor lan. Birbirlerimizi yiyoruz. Ürün satın al. İnşallah inşallah kardeşim. Kral, ben çok uzun süre ak yuvar döneri oldum. Çocuk kavramının güzelliğini böyle aldım. Birisi Tomris, diğeri Kayra. Emin ol, sen de kendine düzgün eğitim ahlak veririm diyorsan çocuk çok güzel. İşte ben onu diyemiyorum. Eğitim ahlak kısmında ben yokum. Yok öyle değil de ne bileyim oğlum ya. Kendimi hiç hazır hissetmiyorum ona koyayım, baba olmaya yani. Hele bir de şu üst üste gelen süreçler falan, iyice bir rahatlamam lazım öncesinde. Daha henüz hazır değilim. 35 diyordum, şimdi 40 oldu hedef. 40'tan sonra da zaten antropoza gireriz zamanla. Tamam, hemen ordumuzu açlıkla sınamayalım. Ordumuzu açlıkla sınamayalım. Ama LÖSEV'in yani kurumuna hayran kaldım yani, onu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. LÖSEV inanılmaz bir iş yapmış, iş becermiş. Şunları ver kardeş. Eyvallah, eyvallah canım. Krakow'dan Konstantinopol'e yolculuğumuz başlasın. Allah'ım, masayı yaktım. O da benim kafada kanka, sıkıntı yok. O da benim kafada. Çok sıcaklıyorum ya. Oğlumuz sonunda oldu oğlumuz. Çok mutluyum evladım. Dünyaya geldi. Oğlumuzun yaşını büyütsek mi lan? Nasıl büyütebiliriz ki acaba? Hala zarar ediyorum ya. Ya dükkanlardan bir yeni kuruş kazanamadım ya. Bir yeni kuruş kazanamadık koskoca dükkanlardan ya. Yazıklar olsun ya. Avrupa'yı geziyoruz ya. Yıl olmuş 1105. Biz Avrupa'yı geziyoruz ya. Andrea Polis. Büyütebiliriz bence de çocuğumuzu. Ölürsek ona geçeriz. Arthur Schopenhauer'ın sözüne, o zaman ben de sana çocukların bırakacağı en büyük miras böyle bir dünyada hiç var olmayacak olmaları. Yani kanka güzel bir sözmüş. Oğlum ben şu anda yıprandım. Yani Bahadır'la konuşuyoruz mesela. Onun çocuğu oldu Bahadır'ın yeni. Tatlış bebiş. Çok tatlı ama mesela hayatı sikiliyor Bahadır. Hiç hoş değil yani. Askerlerimizin moralini yüksek tutmak önemli. Okey babacığım. Go to the port. Set sail. Şuradan. Konstantinopol'den. Tatlış tatlış. Kayseri'ye gidelim. Kayseri'ye devam. Diyor ki mesela çocuk yapmadan önce diyor. Kesinlikle diyor, bir 10-15 kilo diyor kanka diyor. Ağırlık çalışman gerekiyor birkaç ay diyor. Hani alıştırman gerekiyor her pozisyonda böyle çocuğu. Kaldır, gezdir, kolunda yatır falan. Hani her pozisyonda kaslarını geliştirmen lazım. Çok kötü ya. Savaş yokken kervana avam, ben öyle yapıyorum. 12 tane kervan çıkarıyorum, 5K getiriyor günlük. Kanka o güzel getiriyordur da işte şimdi onlarla uğraşasım yok ya, hiç kervan mervan. Bunların niye isimleri çıkmıyor lan? Kervanı denizden mi yapsak acaba? Öyle bir şeye mi girişsek? Aman boş ver ya. Paraya ihtiyacımız yok ki. Zaten bir savaş çıktığında yok ediyoruz. Oğlun oldu, kendini ödüllendir. Evet, kendimizi ödüllendirmedik lan. Kayseri'de de kendimi ödüllendireceğim. Hana git. Kendime kaliteli bir hatun ayarladım. Kaliteli hatuna bak, ağzında diş yok. Allah cezasını vermeye ya. Hele 2-3 yaşlarına geldi. Oğlum işte çocukluğu ayrı dert. Bebekliği ayrı dert. Yetişkinliği ayrı dert. Sıkıntı sıkıntı babacığım. Çocuk sıkıntı. Hani böyle şey gibi bir mottom da yok böyle. Soyumuz devam etsin. Bu arada benim sülale de amına koyayım son yani. Anladın mı? Benim çocuğum eğer ben çocuk yapmazsam sülale cici. Çok da fifi. Geldin mi yavrum? Ah sonunda ya. Sadakati ne durumda? Oh be ya. 4-4 artıyor maşallah maşallah. Panayır alanlarını yaptınız mı kardeşim? Tamam, bir daha yapalım.
Bir daha hızlıca panayır alanları. Nüfusu alalım. Erzak da var, sıkıntı yok. İnşaata bonus alalım. Pazar yerinden vergi de alalım, devam edelim. Nice ya, oh be, kurtulduk ya. Bu neymiş babacım ya? Madem geldik, hanımımızla da bir buluşmadık mı ya? Hadi bakalım hanım. Özlemişsindir kocanı. Bir çocuk daha neden olmasın? Why not? Kanka, büyük ihtimalle hanımın yerine geçeceğim şu anda. Çocuğu büyütmezsek. Çocuğu büyütürsek olabilir de yani niye hanımdan çocuk olmuyor anlamadım ya. Hanım artık bence kurudu kurudu. 16 sene bu seri o kadar oynarsa yine. O kadar oynamam kanka zaten ya. Büyütürüm çocuğu büyük ihtimalle. Çocuğu modla büyütebiliriz. Abi araya git. Hadi ciğerim soldu hadi. Yok yok soldu tamam. Maksimum 6 mı işe zaten 7 miymiş artık? Kaç tane çocuk? Aa bir tane daha tamam. Hanımı da yanımıza alalım bence ya. Hanım gelsin ya. Birliğe gelsin. Hanıma birlikte bir de görev verelim. Ne verelim? Yaşıcı olsun lan hanım. Hanımın şeyi nasıl? Oo mühendisliği değilmiş. Tamam mühendis olsun. Ben yaşıcı. Gerçi yaşıcı yapsak hanımı. Şey mi olur? Birlik limitimiz kaça çıkıyor? Kaça çıktı? Ya düştü lan. Bir dakika böyle olmaz. Ben hanımın daha yüksek zannediyordum lan. Tamam İAŞ bende. Mühendislik sende yavrum. Bakıyoruz. Düzeldi mi? Düzeldi. Güzel nice. Güzel nice. Şunların ne oldu toprakları ya? Alamadık mı bu El Medine'yi? Ben gidiyorum El Medine'ye ya. Alayım da şurayı da. Onları da bir ortadan kaldıralım. Ordu mordu da kuramıyoruz ama yani. Oraya giden bir ordu lazım bize. Nüfusumuz da yok. Neyse gerçi oradan birkaç adam keseriz. Yapıştırırız baba. Birlikte tehlikeli savaşta hanım ölürse seninle oyun biter. Aynen. Harem sisteminin gelmesi lazım. İmparatorluk geleceği tek bir kadının ellerine bırakamaz. Katılıyorum kardeşim. Katılıyorum kardeşim. Sonuna kadar kat. Şehirde ne bırakacağım? Boşver gelsin bizimle ya. Bir şeye bir işe yarasın kardeşim. Anca doğuruyor. Anca doğuruyor. Onların da çoğu kız zaten. Aa King of bilmem ne Kıpçaks bir şey vardı burada. Bir dakika. Kösen of Kıpçaks. Şu Mayüzek Gazi midir nedir? Şuna dalarsam. Porttan mı kaçmaya çalışıyor bu eşi o şey? Vallahi porttan kaçmaya çalışıyor. Peki ben niye binemiyorum abi? Allah Allah saçmalandı Daniskası. Şu 102'ye dalarsak bence güzel olur. Ağzına sıçtım ki Jakan. Let's fight. Haydut serisi yaparız ya bir ara. Beyaz çöllerde büyük savaşlar. Benim hanım vallahi damızlık gibi maşallah. Doğuruyor da doğuruyor. Doğuruyor da doğuruyor. Buradan neyi alalım? Okçulara da alalım değil mi? Okçuların içinden ben mi geçeyim? Vuramadım. Oho bebeğim. Oho bebeğim. Oho bebeğim. Oho oho deme içiyorum. Niye vuramadım lan ona? Atından düşmeyeceydin koçum. Kici aslan. Kici aslan atından düşmeyeceydin aslanım. Yiğidim. Okçularınızı havada üçe bölerim. Die you bastards. Kılıç aslan tabii canım. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kaç. Kaç. Yardım yokmuş gibi. Oğlum ne oluyor amına koyayım. Hain atamızı öldürdü. Abi atanız benim lan. Selçuk'um lan ben. Abi böyle bir şey yok ya. Ağzıma çakıyorlardı. Oğlum iki tane ok yedik sırtımızdan.
Dalağa böbreğe vurdu. Bak bak Selçuk'un boynu büküldü bak. Bak boynu büküldü bak, ölüyorduk. Kılıç aslan kliş. Allah belamızı veriyordu. Son anda kurtulduk babacığım. Oh. Şunu keser misiniz sevgili dostlar lütfen? Seri bir şekilde keselim. Seri bir şekilde keselim. Çok sıkıntılı durumlara girdim. Öztürk Serengil yapmış. Canım evladım. Aferin çocuklar. Ya bu kadar az da nüfus kazanılmaz ki ya. Ya 100 kişilik ordu kesiyoruz, 26 nüfus geliyor ya. Bu nedir kardeşim ya? Olacak iş değil ya. Oo, bu ne la? Bunları ver. Atlıları alırım ya. Almayayım ya da ne yapayım? Türk tribali ver. Şundan da bir tane ver. Gerisi sizin olsun. İtemlere çökelim babacığım. İtemler bırakılmaz. Canım az. Birazcık şuralara böyle uzaklaşalım. Şöyle bir sevişebileceğimiz bir yer yok mu ya? Aa dur, hanımla köyde sevişsem rahatlar mıyım? Köyü yağmalamış bir şey olup işler. Aa şu da dalsın bir dakika, dur dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. 25'in üstünde mi çıkıyordu? 15'in üstünde. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hop, yakaladım hepinizi. Şimdi ağzınıza tükürdüm. Buradan güzel bir şey. %25 canımız var, sıçarız. Modların linkleri Discord'da arkadaşlar. Discord'umuza aşağıdaki açıklamalardaki linklerden katılarak veya ünlemdc yazarak sizler de ulaşabilirsiniz. Neden olmasın? Vay ne? Oklarımla yargı dağıtacağım. Ne oldu oğlum? Kendi attıma nasıl vurdum la? O kadar adam var orada. O kadar adamın içine sıktım. Kendi attımı nasıl vurdum ya? Biz çok yaklaşmayalım diyeceğim ama geliyorlar. Kafamıza gelecek bir ok. Bir tane gelecek koltuklanmış kargı. Şu anda oyundaki bütün hayatımızı sonlandırabilir. Çünkü bayıldığımız anda öldüğümüz modumuz aktif. Yani savaşta bayıldığım anda ölüyorum arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Canım az ama bu nüfusa da ihtiyacımız vardı. O yüzden böyle tatlış tatlış takılıyoruz uzaktan uzaktan. Oklarımızla. Şöyle etrafımızı kolaçan ede de. Hain köpek. Oradan biri bana ok mu salladı? Galiba biri bana ok sallıyor. İnceden bir tırstım. Vallahi yalan söylemeyeyim, inceden bir tırstım. Şöyle bir uzaklaşalım. Ha. Bebelerim var da bebelerimin hepsi küçük. Yani hanıma geçeriz en fazla. Ama ben bu karakterimle İstanbul'u fethetmek istiyorum. Konstantinopol benim olacak. Konstantinopol benim olacak. Onun üstü kim? O ok kafamıza gelseydi var ya. Yemin ediyorum var ya, böyle kulak mememin yanından ok geçti. O eğer kafamıza gelseydi oyun cici. Aa, öldüremedim yine ya. Sokacağım bu Sibirya var ya. Her yerim iyiydi ya. Kaçan bir hain köpek ölmüş. Kendi atlısını vuran hain kral. Sinekten taşıyordum ben. Attan yeni stek hangi tuşla alıyorsun başkan? Atın yanında duruyorsun. Attan iniyorsun kardeş. Eline okunu bokunu alıyorsun. Q'ya basıyorsun. Tık dolduruveriyor. Sonra geri biniyorsun. Bu arada tabii bir de atınla ilk seviyeye geçtikten sonra böyle biraz ilerliyorsun. Tabii yine yaralı olduğum için ilerlemiyorum. Q'ya bastığında at geliyor. Islık çalıyorsun. Witcher modon babacım. Güzel. Tatlış bir savaşta. Tatlış bir win aldık. Ağzına tükürdüğümün sivrisi kulağıma falan konuyor ya. Evet, her yerden yayındayız ama inceden bir böyle kike gelirseniz sevinirim sevgili dostlar. Teşekküre gerek yok. Koç yumurtası hoş geldin. Hadi bakayım. Bizim bütün lordları yakalamışlar bunu. Ağızlarına tükürmüşler. Şunlar gelsin. Bu da gelsin. Reis. Bu da gelsin.
Hadi bunlardan da gelsin birkaç tane. Şeklimiz olsun alemde. Şunlardan da gelsin. Herhalde dolduk, değil mi? Limit doldu değil mi? Doldu. Doldu, limit doldu. Fulledik orduyu. Aleyküm selamlar, hoş geldiniz. İtemleri cepleyelim babacığım. Kesin level up var. Bende var level up. Neye verelim? Okçuluğu fullemişim zaten. Ben mühendislik yapıyorum. Biraz mühendisliğe vereyim o zaman. Biraz da mühendislik yapalım değil mi? Bence de mantıklı. Bence de. Şu köyde hanımımla ilişkiye girsem canım artar mı? Bence artabilir. Neden olmasın? Ama para verince artıyordu değil mi ya? Yalnız kalacağım bir yer bulsam. Evet. Hanım kesmiyormuş arkadaşlar. Para vermemiz gerekiyormuş illa. Tamam, şöyle yapalım. Bir tur atalım o zaman. Gelelim bunları bir daha keselim. Şöyle tatlış bir... Ya bunları keserim ben ya. Bir şey yok oğlum. Burada 30-35 kişi var ya. Korkanın çocuğu olmaz lan, yürü. Bak. Feriye gidiyorlar bak. Üçünü de yakaladım. Ağzınıza tükürdüm şimdi oğlum. Sıçtınız. Eyvallah vatansevercim kardeşim benim. Teşekkür ederim. Adamın dibisin. Basın. Oy. Aylin mühendis oldu. Sen başka bir şey. Evet lan, Aylin'i mühendis yapmıştık ya. Unuttum şu anda onu. Ben şu tepeden ok atam ya. En güzeli tepeden ok atacağım baba. Yine orada gittim kendi askerimi vurdum ya. Hadi. Ay ay. Ya şöyle bakınca, hani uzaktaki fightları falan görünce, aslında bir yandan da şimdi oyunla geliştirdiğimiz için optimizasyonun zorluğu gözümde canlanıyor ve Tailverse'ün ne kadar büyük bir iş başardığını görüyorum. Yani şu optimizasyonlar kolay değil arkadaşlar, vallahi değil. Ya biz low poly oyunda neler yaşıyoruz, ama oyun var ya, çok efsane geliyor arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Efsane yenilikler. Çok eğleneceğimiz bir oyun bizleri bekliyor. Çok az kaldı. Coming soon. The Boss Gangsters. Devam babacığım. Ben çok savaşmıyorum ben. Ordularımız savaşsın kardeşim. Ordularımız fightlasın. Omresincim hoş geldin. Değil strateji oyunu geliştiriyorum şu anda. Oğlum sen de her geldiğinde başka bir oyun geliştiriyorsun. Bir şeye de karar ver de onu geliştir. Sen karışmasan savaşta asker. Oğlum ben zaten savaşta askerim ölmüyor. Bak. 0-0 komutana bırakıyorum. Senin adam içeri girdi. Girsin, bir şey olmaz canım. Savaş bitti artık. 3-5 kişiye de ölmeyiz lan. Ona da ölüyorsak ölek zaten. İbrahim, Aydın, Maydın. Ne varsa yakaladık. Peçenekler gelsin ya. Peçenek severiz kardeş. Burada peçenek döner var, iyidir. Güzel. Oha, efsanevi zırh üzeri ceket. Mega City. Güzel. Bunları buradaki şeylerini bitirdim ya. Bir şeyleri kalmadı. Ben kendi hayatımı geliştirmeye çalışıyorum. Hep bak çıkıyor. Kanka, o hepimizin hayatında öyle ya. Hadi seni de keseyim ya. Buradan o topladığım nüfusla da ufak bir ordu kurup kaleyi alacağım ya. Şehri alacağım. Medine'yi alacağım. Kabe'ye yürüyeceğim. Ordusuna at sağlamayan Selçuk mu olur? At sağlıyoruz lan, ne? Bir sürü attığımız var. Herkes attı zaten. Kendisi fightlasın ya. Bence bir şey olmaz. 40 kişiye de ölmeyiz değil mi ya? Ölmeyiz herhalde. Bizimki okla gidiyor zaten, baksana. Şimdi kendi adamlarını vurmaya başladı. Hep öyle oluyor. En son Manor Lord geliştirelim. Hadi evlatlar. Vallahi bizim oyuna gelecek demoyu büyük ihtimalle Open World'den de birkaç öğe ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani Open World'ü de tadına bakabileceksiniz. Şehirdeki
enteresan olaylara dahil olabileceksiniz. Hani sadece Tycoon kısmının demosunu yayınlamıştık. O demoyu da kaldıracağım bu arada. Prolog gibi bir şey yayınlayacağım. Akabinde de erken erişime çıkar açık. Skinoscu'cum 10 tane abonelik göndermiş kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Eyvallah adamın dibi. Kes 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 kes. Blue kes 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 kes. Güzel. Finito. Bir savaş daha, bir rakip esir daha mı? Esir var mı esir? Esir var mı kardeş? Var. Kulan aslan, artık kopemsin. Fulüz lan, alamıyoruz. Ama Sikko askerleri atıp şunu at baba. Triple Sheftine alınır. Reis çünkü o reis. At ürüme modu var ama ben kullanmıyorum. Oha bu kafa zırhı ne? Benimkinden iyi kafa zırhı geldi oğlum. Ne itemler ne itemler. Oha 93k. Sana benim itemi vereyim ya. Benim eskileri sen giy koçum. Hanıma da düzgün bir zırh verek ya. O kadar çocuk doğurdu. Hiç bakmıyoruz hatuna ya. 93K'lığı da veremem hatun bunu giy. Bak senin çıkarlığı da hak etmedin yani. Şimdi bırakalım birbirimizi kandırmayalım. Sen kim 93K'lık zırh kim? Bu nedir kardeşim ya? Ay. Mod değil la. Normal oyunda yetenek de açınca şey yapabiliyorsun. Atları üretebiliyorsun. Üreyin atlar. Aha giriyorlar içeri bak 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 bak. Kaç nüfusumuz var? Nüfusumuz iyi. Ordu toplasak. 1, 2, 3, 4. Bu olmadı. Şu gelse 39 buna veriyoruz. 45 buna vereceğim ama bu gelsin kardeşim nedir ya? Tamam orduyu kurdum. Burayı da kuşatıyorum baba. Anasının amı. 1000 kişi var içeride. Ya onun modu da var. İçeride 1000 kişi var kardeş. Ayşe Hatun Enal. Şunları şurada bir yakalamadım mı ben ya? Bunları bir yakalamadım mı ya? Savaşta olduğumuzu biliyorsun bebeğim. Geber. Bu savaşta biz de keyif alak. Cendere cendere cendere. Artık headshot yediğimizde ölmeyiz herhalde. Hayvan gibi zırhımız var kafamızda. Bebeğim benim ya. Kill dediğim böyle alınır kardeş. Atıma bak atıma bak. At dediğim böyle vurur adama. Gel lan gel. Aman akudum. Oha oha. Oha okçular ağzıma sıçtı. Çekil 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 çekil. Çekil 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 Allah'ım. Ölüyoruz. Oğlum hala çok fazla damage yiyorum ya. Bu kadar iyi zırhlar var üzerimde. Niye bu kadar fazla damage yiyorum hala? Az daha geberiyorduk. Geberanzi. Aman ha. Sana bir koltuklanmış kargıyı sen hak ettin köpek. Nice. Nüfusumuza nüfus kattık. Güzel oldu. Senin zırh kuştuğu galiba. Olabilir kanka. Evet. Esir olarak bundan bir dal alırım. Bir dal. Bir dal. Lezzetli bir dal. Why not? Şu ana kadar ölmemen mucize babacım diyor. Ya evet. Ben de daha önce ölürüz diye düşünüyordum ama ölmedik lan bir şekilde. Hayatta kalmayı başardık her seferinde. Demek ki var bir bizimle verilmiş bir sadakamız derler yani. 6 askerimiz level up babacım. Ama 3 tane atımız olduğu için 3 tane yapabildik. Peki. Şimdi bu ipneleri benim bir daha yakalamam lazım. Bunları nerede yakalarım? Şimdi ordular bana doğru geleceğini düşünürsek. Ayşe Hatun Enal birliğimden kaçmış.
Evet, yakaladık. Savaşta olduğumuzu biliyorsun köpek. Ağzına tükürürüm. Let's go. Yakın yakın az geldin. Oğlum ben İstanbul'u fethetmeden ölmek istemiyorum ya. Okçu ve şeyleri de koyalım. Canımız da az ya. Savaşa girdim, yaralıyım. Tipe bak. Boynu bükük bir şekilde savaşa girmişti. Kan kaybediyor. Sol böbreğinden de taş düşürüyor. Niye taş düşürüyorsa? Atıyla beraber yine bir hücum başlattı. Keskin ve derici oklarını rakibin üzerine gönderiyor. Ancak rakibin yaptığı shield wall etkili oluyordu burada kararda. Yerim lan shield wall'unu deyip oklarını üçer beşer fırlatmaya devam ediyordu Selçuk. Ve bir headshot'la bir rakibini öldürmeyi başardı. Çok aksiyona girmeyeceğim. Dışarıdan. Büyüdükçe gece kulübü zinciri kurabilecek miyiz? Kanka şimdi şöyle. Zaten o olacak. Ama bizim oyunun tek yüzeyi gece kulübü kurmak üzerine değil. Senin gece kulübü aslında şehre adım atışın ve şehirdeki oluşturduğun network'ü belirleme anlamında işine yarayacak. Yani sen gece kulübü sayesinde hem para hem fame kazanıp hem de insanlarla tanışacaksın. Ve daha sonrasında şehrin en büyük mafyası olup bütün şehri ele geçirmeye çalışacağın bir oyun. Tabii gece kulübü paravan aslında yani. Bir sürü illegal aktivite oyunda yer alacak. Farklı aileler, büyük mafya, polis, belediye, bir sürü etken oyunda yer alacak. Çok da spoiler vermeyeyim ama aşırı da eğlenceli olacak. Yani mesela size bir görev verecekler başlarda. İşte o görevde mesela adamı öldürmek veya öldürmemek oyunda birçok şeyi etkileyebilecek. Veya adamı öldürmeyip mesela elini kana bulamayıp organ mafyasına da satabileceksin gibi şey. Yani minimum piçliklerin olacağı bir oyun yani, anladın mı hani? Bu arada Türkiye'den versiyonuna da mekanı açarken sadece gece kulübü değil, striptease club değil, pavyon olarak da açabileceksiniz. Yani Türkiye'ye özel. Pavyon açtığınızda da hani gece kulübünden ziyade böyle striptease danslardan ziyade konstar, monstar, sahnede oyunlar falan filan. Bir de istediğiniz MP3'leri yükleyerek arkadan öyle oynayabileceksiniz falan filan. O tarz şeyler yer alacak kardeş. Bayağı keyifli bir oyun oluyor. Yani yaklaşık 2 seneyi geçti lan geliştirmeye başlayalı. Bayağı oldu. Hani daha en azından en kötü hani fullünü çıkarmamıza 1 sene daha nereden baksan var. Ama erken erişimine çıkaracağız babacığım. Çıkaracağız erken erişimine. Erken erişimi hak ediyoruz. Evet, nüfusum 93. 93 nüfusta ne bok yiyebiliriz? Pek bir bok yiyemeyiz gibi ya. Orduya biraz daha adam çağırsam. Maliyet 46 gelsin ya. 19 diyor çünkü. 19 maliyet gelsin abi, 46 daha. Kuşatalım ya. Çıkarlarsa da artık bakarız çaresine, ne yapalım. Bir şekilde çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bulgurcuğum kardeşim, Skinoski'nin bir hediyesi de sana denk gelmiş. Oh. Tabii canım, tam bir mafya yani oyunun zaten atmosferi 90'lar sonu gibi düşünebilirsiniz. Yani oyun böyle günümüzde geçmeyecek. Biraz daha böyle 90'lar sonu, hani teknoloji çok işin içine girsin istemiyorum, cep telefonları falan filan. Böyle nasıl diyeyim, araba telefonlarının falan yeni olduğu dönemleri düşünebilirsiniz. Hani o dönemlerde böyle mafyanın işleri biraz daha rahattı ya, o tarz böyle bir atmosfer olacak oyunda. Ramiz Karaeski'de olursun, Ezel'de olursun, ne istiyorsan olursun kardeşim, sen canın ne istiyorsan. Sen söyle bakayım bana ne istiyorsun. Ya Kurtlar Vadisi'ni mesela atıyorum, bir modcu gelip Kurtlar Vadisi modu yapabilir. O bizi bağlayacak bir durum değil. Ama sonuçta bir ailen ve yoldaşların olacak. O yoldaşların altına adamlar verebileceğim falan filan. Çok bayağı spoiler verdim aslında böyle, ama olsun, önemli değil. Yani oyunun genel anlamda neler olacağını az çok anlayın diye.
Şu Berk Yaruko alamaz mıyız ya? Bu kardeş gelse bize. Gelmiyor. Nüfusumuz da çok yok zaten. Düzenli nüfus attıran kanun var mı? Var kanka, aslında öyle kanunlar ama yani şu anda mesela benim seviyem 5'e geçerse ekstra bir nüfus alacağımız bir şeyimiz var ama maalesef olmadı. Berk Yaruk. Sultanım gel bize katıl diyeceğim ama işte şu anda çağıramıyorsun. Aleyküm selamlar. Beyaz Toroslu adamlar olacak tabii ki. Ya oğlum çok fazla illegal iş olacak. Yani araba soymalar bilmem. Mesela bir suç işlemeden önce atıyorum çalıntı bir araba bulacaksın. O çalıntı arabayı işte götüreceksin. Rengini değiştireceksin. Plakasını değiştireceksin. Maske takacaksın. Takmazsan sonuçlarına katlanacaksın. Bir şahit mahit bir şey olursa adamın biri hapiste kalacak. Onu çıkarmak için ya kefaret ödeyeceksin. Ya işte bir sürü detaylar aslında. Ufak ufak. Bunlar niye sıkmıyor bana koyup? Bunlar içeride kaç bin kişi var? Bunlar nasıl açlıktan ölmüyorlar? Ya GTA'nın şöyle düşün. Daha böyle TPS mod değil de şey RTS modda GTA'nın mekan işletmelisini gibi düşün yani. Aslında GTA gibi, tabii ki GTA gibi. Yani sonuçta suç oyunu GTA. Eski GTA'lardan çok alıntılar olacak. Eğlenceli alıntılar olacak. Sıkın babacığım, sıkın. İndirin babacığım, indirin. Kızılboğa Birliği'nden kaçmış. Oğlum bunlar açlıktan ölmüyorlar. Böyle bir sorunumuz var. Ne bakıyacağız? Allah'ım yarabbim. Ya easter egg'ler tabii ki olacak. Oğlum benim oyun oynama şeyimi biliyorsunuz. Oyunlardan nasıl keyif aldığımı biliyorsunuz. Az çok kestirmeniz lazım ne gibi puştukların olacağını oyunlarda. Yaptığımız oyunda yani. Girsek alır mıyız ya? Aslında alır gibiyiz ya sanki. Bir parti saldırıp geri çekilsek mi acaba? Bu herifler açlıktan ölmeyecek abi. Bu ne abi? Heriflerde hayvan gibi yemek var ya. Biz girelim. Bizim yemeğimiz falan bitecek yoksa. Yok, hayvan gibi yemeğimiz var. Ne yapsak ki bilemedim ya. Bir parti saldıralım. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Duruma göre tekrar geri çekiliriz. Şimdi... Kanka bizim zaten kullandığımız asetler hazır. Yani grafik tasarımla uğraşamazdık. Yani öyle bir bütçemiz de yok. Öyle bir şeyimiz de yok. Kaynağımız da yok. Biz onları hazır satın aldık. Asetlerin hepsini. Bir sürü aset satın aldık. Yani bayağı bir toplu asete, yani asete bayağı para verdik. Çünkü bir de tatlı asetler. Hani bir de grafik mesela tasarımcı, 3D tasarımcı ekip kursan. Şu an bizim elimizde herhalde yaklaşık yani 3D modelleme olarak 10.000'in üzerinde model var. Yani küçük proplar, işte karakterler, şehir mehir, hani aklına ne geliyorsa tonlarca şey var. Bunların hepsini yaptırmamız parasıyla bile olsa 2-3 yıl, 4 yıl falan sürer yani. Kanka çok gitti ya. Çok gitti bulgur. Ama gitsin yani. Bir şey olsun istiyorsak güzel olacak. Harcamadan da olmuyor. Ya çok maliyetli abi. Çok maliyetli. O yüzden böyle $100, $200 bayağı bir aset topladık yani. TL olarak evet. Yani çok geçti hatta. Yani bir 4 katı kadar falan geçti herhalde. Eyvallah kardeşim, görüşürüz. Bu tekrarları zaten ana kanalımızda değil, yedek kanalımızda Turkish Player TW'da yayınlıyorum. Onu da takibi almayı unutmayın babacığım. Okçuları azaltsak.
Okumuz bitti. O yüzden ben hem gramiker hem tasarım hem ses hem animasyon işte. Hepsini birden yapmaya çalıştım da tam olarak olmuyor işte oğlum, öyle bir sorun var yani. Hepsini birden yapmaya çalıştığında da hiçbir şey tam olmuyor. Her şey birazcık oluyor. Yani aynı Games Development Tycoon diye oyun var ya hani, oyundaki Mad Games Tycoon. Oyundaki gibi düşün. Ama işte zaten oyun birazcık böyle istediğimiz seviyeye gelirse satışı falan, hemen ekibi canlandıracağız baba. Ekibi hemen hayvan gibi arttıracağız. Ya oradan gelecek bütün parayı yine oraya kullanacağım yani. Hani oradaki parayı alayım, alan Bodrum'a gideyim, maça kızında tatil yapayım gibi bir derdim yok. İyi oyun için büyük memralar lazım. Ya tabii canım, yani bizim bile şu oyunumuz hani o kadar böyle büyük bir oyun görünmemese bile, ama hayvan gibi gitti yani. Gidiyor da. Oğlum ne headshotlar alıyorum ama ya. Yani ne headshotlar alıyorum, ne headshotlar. Lezzetül ala headshotlar. Nereye gidiyorsun lan? Bütün tuşlara basacaksın yani. Tabii ki basacağım. İkinci tosuncuk mu geliyor? Kanka bizim oyunda para veriyorsun. Pavyona cons alıyorsun. Cons çalışıyor. Millet o konsu dans ettirdikçe sana para geliyor falan. İban'ını gönderiyorsun. Her ay %10 en kötü kazandırıyor bu. Oyun 1000 euro. Ekip kalabalık değil ya, 3-4 kişi. Hatta ana böyle hani ana 2 kişi zaten. Abi ben bir geri çekilip yeniden geleceğim. Yoksa sıçacağız. Okum da yok. Ay ne durumdayız acaba? Kaç kişi kaldı lan? 350 kişi kalmış. Bizde kaç kişi? Oha bayağı adam kaybetmişiz lan. Yanıma adam alamıyorum değil mi? Saldır baba bir daha. Bu sefer alırız. Yani oğlum şey yapıyorsun. Şimdi hani her şeyi sıfırdan ben kodlayayım, her şeyi sıfırdan ben tasarlayayım'a girdiğin zaman zaten işin içinden çıkamazsın. Mesela herifler abi yapmışlar, atıyorum trafik sistemi. Yapmış herif, Asset Store'a yüklemiş. 100 dolar, 150 dolar falan, anladın mı? Alıyorsun, oyununa ekliyorsun gibi düşün. Önemli olan zaten şey yani, yemek yaparken kullandığın malzemenin kalitesini iyi bulacaksın. Ama işte şef onu güzel hazırlayacak ki güzel olacak. Yani ne kadar kaliteli malzeme olursa olsun, şef eğer düzgün hazırlayamazsa o yemek güzel olmaz. Aynı mantık oyun mantığı da. Umarım dostum ya. İstiyorum. Neden istiyorum? Başarılı olmasını da istiyorum. Çünkü oraya odaklanmak istiyorum. Hayatım oyunlarla geçsin istiyorum. Anladın mı? Hani derdim o olsun istiyorum. Sürekli oyunumuzu nasıl geliştiririz? Yeni oyun nasıl yaparız? Ne yaparız? Ne ederiz? Hani ve masaüstü oyunlar, hani PC oyunlar istiyorum. Hani öyle mobil oyun falan filan değil. Mobil oyun yoksa şu an götümüzle yaparız yani. Hani 10 günde bir oyun çıkartırız yani. Mobil oyunda bir bok yok. Hani tabi böyle şey model oyunlar değil, böyle hani anlık casual games diyorlar ya. Öyle bir şey istemiyorum. İstediğim işte oyun stüdyosuna dönmek. Ve oyunu yaparken de yani hep kafamızda şey var yani. Ben oyunlarda mesela oyunu oynadığımda neyi eksik hissediyorum? Bu neden yok diyorum mesela, anladın mı hani? Veya işte gerçek hayattan edindiğimiz belli başlı tecrübeleri bu oyuna nasıl ekleriz diye düşünüyorum falan filan. Yeni bir BioWare. Hiç öyle yükseklerde gözüm de yok kanka. Sadece böyle kendi oyunlarımızla ilgilenelim, anladın mı? Hayatımızı idame ettirsin. Ekibimiz büyüsün. Kafama göre böyle aklımda olan, böyle aklıma gelen bütün oyun projelerini yaptırabileyim. Tek isteğim o yani. Hani öyle bir ekstrem böyle büyüyelim, 200 kişi olalım, 300 kişi olalım falan, öyle dertlerim yok yani.
Güzel bir 20-30 kişilik çekirdek ekip olsun. Ulan çok güzel gözüküyordu. SS aldım mı? Aldım herhalde. Kesin alamadım ya o SS'i. Öyle dertlerim yok yani. Kardeş bunları bir... Artık herkes saldırsın değil mi? E tabi tecrübe etmiş oluyoruz. Yılların verdiği bir şey var. Tecrübe var. Hem oyun mesela gece hayatıyla, mekan işletmeyle alakalı ki ben zaten realde bu işlerin hepsini yaptım. Ekipte Çinçinli var mı? Var kanka. Çinçin'den adam aldık. Uyuşturucu yazılımlarını ona yapıyor. Oğlum boşlar mıyım lan? İşte işimiz olayımız oyun olsun diyorum yani. Hem kendi oyunlarımızı oynayalım hem yayınlarımızı yapalım. Anladın mı? Hani full hayat odam bu olsun. Anladın mı? Başka şeylerle uğraşmak istemiyorum ya. Çok sıkıldım. Hem insanlarla uğraşmaktan sıkıldım. Hem böyle insanların götünde koşmaktan sıkıldım. Her şeyden sıkıldım ya. Sevdiğim işi yapmak istiyorum artık şu yaştan sonra sadece. Ya aslında hep sevdiğim işi yaptım da. Hep hoşuma giden işleri yaptım da yani bu şu anda içimdeki ukde bu. Bunu yapmak istiyorum. Bu yani asıl tamam bu olsun istiyorum yani. Buradan yürüyelim istiyorum. Ya yani mesela restorancılık da çok keyifli işti. Çok keyif alarak yaptığım bir işti. Oğlum Manor Lord... Tabii ki bak şimdi Manor Lord'un gibi birazcık egzecere bir konu. Yani çocuğun 7 yıllık hayvan gibi hem tasarım hem yazılım bilgisiyle ortaya çıkardığı bir eser amına koyayım Manor Lord. Yani Manor Lord başka bir şey abi seviye. Ki Manor Lord inanılmaz yerlere gelecek arkadaşlar. Ya oyun olarak yayınlanmış en iyi medieval ortaçağ strateji oyunlarından biri olacak Manor Lord. Bak onu görün. Onu söyleyeyim yani o kesin. Çocuk mesela tek başına aldı bir yere getirdi. Büyük bir firmayla anlaştı. Mesela biz de şu anda atıyorum yayıncı veya yapımcı firmalarla anlaşıp yapabiliriz ama ben öyle bir şey de istemiyorum. Anladın mı? Ben kendimiz olsun istiyorum. Her şey kendimize ait olsun. Oğlum 2 sene lan dile kolay 2 sene. 2 senedir uğraşıyoruz. Düşün bir de tasarımla uğraşma. Bir de tasarımla uğraşsan Tailverse gibi bütün modellerini kendin yapsan şudur budur. Bir oyunu çıkarman 10 sene. Şu an satın aldığımız assetlerdeki şeyleri yaptırmamız 10 kişilik 20 kişilik ekip anlaş 2 senede 3 senede yapamaz. Bitiremez yani o kadar çok objeyi. Ama iş biraz da oraya doğru gidiyor yani arkadaşlar hani. Artık hem bu yapay zekalar bilmem neler assetler şunlar bunlar. İşi biraz da zaten mesela şu her gün şey görüyorsunuz değil mi? Her gün yeni bir simülatör oyunu yayınlanıyor. Market simülatörü, kasap simülatörü, kebap simülatörü, vırt simülatörü, zırt simülatörü. Şimdi mesela simülatör oyun var ya bak. Abartmayayım da 3 ayda falan bir simülatör oyun yaparız yani. Hani çok basit çünkü artık o kadar basic ki. Her şey hazır zaten bütün asset store'da. 50-100 dolar, 200 dolar hadi 1000 dolar bütçeyle hemen 3 ayda. Bir tane simülatör yaparsın abi. Ve simülatörler ilginç bir şekilde çok seviliyor ama işte benim aradığım oyun tarzı gelmediği için ben zaten aslında biraz da onu yapmak istiyorum yani. İstediğim oyun tarzına bir oyun yok yani. Ay. Ciğerim yandı. Aldık mı lan? Vallahi aldık ha bu kadar adamla. Bayağı da kayıp verdik ama bakalım tutsaklardan mutsaklardan bir şeyler yapıştırmamız lazım. Şunlar gelsin babacım. Bunlar gelsin babacım. Bunlar upgrade olsun babacım. Şunlar gelebilir. Bunlar gelebilir. Bunlar gelebilir. Bunlar gelebilir. Bunlar gelebilir. Alright. Tamam burayı da aldık. Bunlar bitti herhalde şu anda. Bunların bitmiş olması lazım bu mantıkla. Aha.
Yine dünya bize savaş açtı. Neden? Bunda da böyle bir bug var. Memleketi yok edince. Talan edin ama. Medine'yi talan ettim. Para var mı kardeş? Bu kadar para varmış. Tamam olur. Ben o ülkeyim. Tamam orduyu dağıtalım. Ne haliniz varsa görün. Evet askerlerime bir kıyak Medine'de. Bunu hak ettiler. Kendimin de canı az biraz arkadaşlar. Tamamen medikal amaçlı. Tamamen medikal amaçlı. Tamamen medikal amaçlı. Alright. Tamam bunların da krallığını yok ettik. Cicilendi. Bir krallık daha cicilendi. Ailenin level up bebeğim. Mühendisliği gelişmiş de aileni mühendislikte değil başka bir şeyde geliştirecektik. Neyi de geliştirecektik? Yani mühendislikte geliştirecektik lan aileni. Doğru doğru tamam. Ailen mühendis. Menzilli askerlerin mühimmatlarını artı 50. Tamam. Olur. Ben okeyim. Bir de şuradan verelim ailene. Okey. Tamam bırakabiliriz serbest. Medine'yi de aldık babacığım. Antiyok'a doğru bir gidelim bakalım. Antiyok'taki gelişmeler ne durumda? Baştan beri bize sıkıntı çıkaran Atino. Burayı bana vermeye çalışacaklar. Vermiyor. Yok işte öyle çalışmadılar kardeşim. Gayet sor kap diye birine verdiler. Family kontrol modunu indirip evlilik dışı çocuk yapıyorsun. Kanka zaten Captivity Events'te falan yakaladığın her hatundan çocuk yapıyorsun ama. Onu işte şu anda ne kadar istiyoruz ne kadar istiyoruz. Fatma 2 yaşına basmış. Şu an zaten hayvan gibi çocuğumuz var. Mod varmış gibi. 52 tane çocuk yaptık. Ya Postal'ın mesela ilk oyunu mükemmeldi. İkinci oyunda 3D yapalım falan filan diye sıçtılar mesela. Çok kötü bir oyun yaptılar. Mesela gangsterlik oyunu böyle mafya olabildiğin böyle gerçekten mafyayı hissedebildiğin çok fazla oyun yok. Ben o tarzda bir şey istiyorum bir anlamda. Aleyküm selam palacım. Ordunun morali full ama hala çok sakatımız var. Neyse Antiyok'a bakalım be. Ne durumdayız keke? Coşturdunuz mu burayı? Şuraya bir bitmedi ya. Bir bitmedi ya. Aa, hala 25 gün ya. Sadakati niye artmıyor kardeş? Valinin medeniyetinden de artı bir yiyorsun ya. Neden yani keke? Kenti yönet desek, festival ve oyunlardayken tabi inşaat. Allah Allah, tabi o da onu yemiyor. Refahı arttırsak biraz daha etkisi olur mu ya? Hadi refahı arttırayım bari. Aa, yeni bir polis simülatör geliyor. Precinct mi ne, öyle bir oyunun adı, öyle bir şey. Acayip, acayip bak. Mesela o da bizim oyunun tarzına benziyor. O da mesela bizim oyunda gangster değil de polis oluyorsun. Şey beat kapı diyorsun sen. 8 bit polis olduğumuz. Mesela o oyundan aldığım keyif. Harbi söylüyorum Witcher 3'ten. Şeyden aldığım keyif kadar. Red Dead Redemption 2'den aldığım keyif kadar keyif aldım bak. Beat kap oyunu. 8 bit falan demeyin oynayın abi. Hani bir oyunda seni 8 bit dümdüz bir sokağa bu kadar sahiplenici hissettirmesi inanılmaz. Oha. İstanbul Savaşı başlıyor baba. İstanbul Savaşı başlıyor baba. Konstantinopol'ün kapıları artık açılıyor mu? Konstantinopol bizim olacağı mı? Oğlum hala wounded'ım var ya bir sürü. Asker var mı bize katılmak isteyen? Allah tıkladım oyun mu çöktü acaba ya? Bir eski evi falan bassak. Vallahi oyun çöktü galiba ya. Böyle kaldı. Gelir mi ki? En son nerede save aldı arkadaşlar? Vallahi böyle kaldı. Oyun dondu amına koyayım. Çökmeye geç. Şu an oyun dondu. Kamp var ya o güvenliği düşürüyor. Güvenlik düşünce sadakat. Ama o kampı da yıkamıyorum işte. Öyle bir bokluk var. Maalesef o kampı yıkamıyoruz. Kaldık burada böyle. Tamam o zaman bu da Bannerlord'daki bu bölümümüzün
Son olsun. Artık nerede save aldıysa bir sonraki bölümü oradan devam edelim. Ne yapalım babacığım? Yapacak bir şey yok. Yayına devam. Bölüme son. Bayis kekeçular. YouTube'dan izleyenler yorum atıp like atmayı unutmasınlar. Abone olmadan izleyenler de Cimer'e şikayet edeceğim.